Küçücük kibritçi kız buz gibi havada tir 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 titremiş, donmuş, ölmüş. Uyuma Arız abi, donarsın donarsın. Ne yapıyorsun be? Ah be abicim ya, yani şu ceza kesinleşse de artık kurtulsam ya. Merak etme abicim ya, herhalde bugün yarın belli olur artık. Sıkma canını Seyficen, cezadır biter elbet be. Ya yok be abicim, ona sıkılmıyorum, şu para pul durumları. Eve birkaç kuruş bir şey gönderiyorduk. O da gitti. Ben dondum abi ya. Oğlum benim dolap 1000 fane dolu. Annem habire gönderiyor, al bir tane. Vallahi süper olur birader. Arzu abi, bende de fazla iç donu var. Anam diktiydi. Vereyim mi? Hmm. Bırak şimdi onlara dokunma. Onlar balayındalar. Ne var abi? Fazlaymış, paylaşıyor işte. Size de yaranılmıyor yani. Cemal, sen de fındıkları paylaşsana lan. Hmm. Sabah sabah sincaplar gibi. Kut 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 kut. Alın uşaklar alın. Çabuk çabuk saysınlar bizi. Acelem var. Ne be? Oldu. İstersen ben senin yerine bakarım. Ne acelem var oğlum? Oğlum müjdeli sözler çıktı daha. Telefonla görüşürse yok. Al şimdi al. Yok. Harılacım bu. Niye almıyorsun? Niye yemiyorsun? Yok. Ben diyet ettim, diyet eyledim. Hem sen onda kaç kolonu var biliyor musun? Babacanlar fırtına bu yandan ese ese geliyor. Alarm uzun kabus. Hürük! Sabah sabah ne tarafından kalkmış kim bilir. Bunca zaman sizin yerinize herhangi bir odun yontsam en azından adam gibi durmayı öğrenirdi. Bunları bir daha böyle görmeyeyim. Asker gibi olsunlar. Başçavuşum. Emredin komutanım. Askerleri görev yerlerine dağıtabilirsin. Emredersiniz komutanım. Zafer! Emredin komutanım. Naci! Emredin komutanım. Arka taraftaki binanın tadilatına hemen başlanacak. Şakir! Emredin komutanım. Mutfaktaki borular tıkanmış, onlar açılacak hadi. Komutanım boruları ben açarım. Çok iyi yapıyorum o işi. İyi, öyle olsun. Şakir, sen de tadilata geç. Emredersiniz komutanım. Geçin yerlerinize. Hüseyin! Cengiz! Oh be, zor sıyırdım vallahi. Ay ne sıyırma ama. Aman iyidir, tekinsiz yer orası. Geçen devreden biri ölümden döndü. Nasıl becermiş onu, boya mı yemiş? Yok, tek başına yemiş. Başına kalas düşmüş durduk yere. Sonra beyin kanaması, komaya girdi. Yani ölse şehit olur. Diyor ki, sanki böyle üstümden bir şeyler çekildi. Yok, onun tansiyonu düşmüştür. Yok be abi, adamın beyni atmış. Sağ ol, sabah sabah içimizi açtın yani. Fena değil. Programa uygun gidiyoruz. Yalnız gece derslerine gereken önemin verilmediği anlaşılıyor. Bu akşamki gece dersine biz de katılalım. Hem Deniz Yüzbaşı da geliyor. Gece eğitimi mi? Ne oldu Asteğmen'in bir sorun mu var? Yok. Yok komutanım da. Yine dışarı mı çıkacağız? Biliyorsunuz ben karanlıkta kayboluyorum da. Biliyorum Kerim, biliyorum. Yalnız gece eğitimi değil, gece dersi. Hı. Yemekhanede yapacağız. Şey komutanım, ben katılmasam olur mu acaba? Neden başçavuşum? Haftalardır bizim hanıma sözüm var. Kayınvalideyi ziyarete gidecektik de. Tamam, Zeynep Hanım'ı fazla kızdırmamak lazım. Ben girerim bu akşamki derse. Sağ olun komutanım. Merhaba arkadaşlar. Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol. Nasıl gidiyor Levent? Bir sorun yok komutanım. Programda geri kalındıysa yeniden düzenleyelim Üsteğmen'im. Programı harfiyen işliyor komutanım. Oo, senin çiçekler yerlerini beğenmiş Deniz Yüzbaşım. Öyle komutanım. Levent Üsteğmen'in karşısında olunca boy attılar. Çocuklar, hafta sonu spora geliyorsunuz değil mi? Hı? Komutanım, benim hafta sonu için hanıma sözüm var. Kayınvalideyi ziyarete gideceğiz. Bu akşam mı gidiyoruz komutanım, yatıya? Komutanım, kusura bakmayın. Benim daha önceden programım var. Ben de biraz halsizim komutanım. Hem yarın nöbetim var. Görevimi aksatmak istemem. Komutanım ben de çok isterdim ama başka zaman. Ne yani? Kimse benimle spor yapmayacak mı? Alacağınız olsun. Ben de kızımla yaparım sporu.
Gülümse, çekiyorum. Teşekkür ederim. Keşke dükkana uğrasaydın. Fonun önünde çekerdik fotoğrafı. Aman boş ver. Zaten görevli panosunu asacaklar. Günaydın Fatu. Günaydın. Günaydın. Postalların hayırlı olsun. Sağ olasın. Efendim 0 kilometre. Az da yakıyor. bugün kim olarak geldin? Revirci, gariban bir asker olarak geldim. Tabii eğer küçümsemez kabul ederseniz. Ha sen revirci misin bir de? Ne yazık ki beraber çalışacaksınız. Yandık desene. Bakın melek hemşire, lütfen kalbimi kırıyorsunuz. Bunu bu kadar büyütmesek, sadece küçücük bir şakaydı o kadar. Ya ne demezsin yüzbaşı Volkan? Alemsin vallahi Vedat. Hadi ben kaçtım. Bir kahve içseydik? Yo. Onun işleri vardır. Öyle değil mi Fato? Vallahi var. Suzi'yi bulmam lazım. Görüşürüz. 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 Muhakkak. Bir şey mi diyeceksin? Hiç. Siz çalışın. Kahve falan bir şey isterseniz ben buralardayım. Sağ ol. Kendi kahvemi kendim yaparım. Maşallah. Maharetli olmak güzel bir şey. Ben böyle bilirim, böyle gördüm. Alev Hemşire'yi de kahvesini ben yapardım hep. Göz kararı süt ve tek şeker. Bazen de 5 şeker özel durumlarda. Sen ne gibi bir şeysin sen ya? Sen burada durmak zorunda mısın? Ne yapayım? Görev yerim burası. Tamam. O zaman sessizce dur bir kenara. Hay. Size gebelik hakkında bir şey sorabilir miyim Melek Hanım? Ne o? Şimdi de gebe misin? Hayır, çok şükür ben değilim. Ama yakın birisi. Bizim asker arkadaşlardan birinin annesi 45 yaşında hamile kalmış. Ha işte bir şeyler olmuş. Çocuk 21 yaşında. Ve yeni doğacak olan bebeği kıskanıyor. Çocuk aslında iyi bir çocuk. Ama sıkıldım, kıskanıyor. Sıkıldım. Tamam. Sen... şu raporları bölük komutanına götürsene. Emredersiniz. Vay be. Hiyerarşi ha. Yüzbaşıyken böyle demiyordun ama. Vedat, çık dışarı. Emredersiniz. Ya sen de ağlama anam gibimiz dedim ya. Haçan şu sırasında kaç ay kaldı ki? Ula dönünce bir güzel düğün ederim ki. Takmam mı? Beşi bir yerde değil, 6'sı bir yerde takarım. Ağırlığınca takarım. Sen işte civele o. yeter o kadar altın daha müjde. Ya bizim altınla mı bozdu? Ula kapattın. Hayırdır babacığım? Gözünü altın bürümüş ola. Bak şimdi. İnsan hiç sevdiceğine böyle tavırlı edalı konuşur mu be? Yok. Kesin telürdü bu kız. Ula hediye diye canımdan bezdirdi ya. Oo! Sen de biraz kafayı çalıştır be çavuşum. Öyle lazım diye salma kendini. Bak babacığım ufak tefek hediyelerle kızcağızın kalbini al be biraz. Ondan yani. Yok. Mucize öyle ufak tefek hediye istemiyor. La ağırlığınca altın üstüydü ha. Yok. Sen anlamamışsın oğlum. Kadın ruhu narindir, zariftir. Bak ben de Liz'in hani bu mübarek Noel bayramı yaklaşıyor diye hediye sormaya geldim mesela örneğin. Bana mı soracaksın? Yok artık. Oğlum 118'deki bayana soracağım. Hattı var bu işin. Yok artık. Onlar nerede bilecek ola? Oğlum yani bir bayanın fikrini alacağım işte. Ne yapayım? Deniz yüzbaşıyla Melek Hemşire'ye soracak değiliz herhalde. Hediye alayım ama param yok. Babam da göndermez. Ula ben fındık işini bırakıp daha mı zengin olsam? Vallahi sizden genelde müteahhit çıkıyor Cemal'im. Bir de son dönem popçu.
Alo. Bak, 118 hanım. Bayan 118. Efendim, benim bir sorum olacaktı. Şimdi benim bir Amerikalı kız arkadaşım var. Topçuluk iyi ama esas prodüktör olmak lazım. Şimdi bu rahmetli İlmi Topaloğlu gibi arkadaki adam. Büyük prodüktör. Ulan bir de çıkardığım kasetleri çok satsa, bütün paraları ben toplasam. Ne? Ya 118 hanım, yani alınmayın ama siz de çok kalpsizmişsiniz. Ne tek taşı ya? Kız kasa kaldı bir tane. Ne oldu sağ ol? Suratıma kapattı. Terbiyesiz. Ya efendicene ne alayım sevdiceğime diyorum. Tek taş pırlantalı diyor. Pırlanta diyor. Ölmüş bitmiş sevgicem acan ya. Nerede o eski çam sakızı çoban armağanı? Gözlerini altı vurmuş ola bunların. Dikkat! Cemal, yine sözünle mi konuşuyorsun sen? Sakın bana yalan söyleme. Yarım saattir meşgul telefon. O da 118 hanımla konuşuyordu komutanım. Ne? 118 mi? Oğlum sapık mısınız siz? 118 bayanını niye rahatsız ediyorsunuz? Duygusal bir mevzu komutanım. Yeter, kes! Bana bakın, kendinizi dövdürmeden çıkın dışarıya. Ana! Harabe lan burası. Bir çocuk haklıymış be. Ela buralarda açarım daha iyi be ya. Baktı burada hiç çok gelmedi. Akıllıymış. Ondan değil lan. Burası tekinsiz ya biraz. Ondan gelmedi. Ne tekinsiz lan?